3. Merhabalar, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bodrum'dan yayın yapıyorum size. Nerede olduğumu bu ara ben de bilmiyorum. Her gün bir yerlerdeyim Allah'a şükür. Şimdi ben burada yan komşumuz. Hatice Hanım. Hanımız var bir tane. Kendisi doktor. Maşallah her şeyi soruyoruz, öğreniyoruz. Çok sevdiğim, saydığım bir ablamız. Kıbrıslı kendisi. Orijinal Kıbrıslıların yaptığı Kıbrıs ekmeği yapacağız. Kıbrıs ne? Zeytinli ekmeği. Bitta. Zeytinli bitta. Şimdi ben bildiğim kadarıyla daha önce çekimini yapmıştım. Ben soğanlarını, ben de bir yıl kadar bulundum Kıbrıs'ta. Bana öğretenler soğanları biraz öldürerek yapmıştı. Ben hatırlıyorsam onu çekmiştim. Şimdi bir de orijinalini çekeyim dedim. Hazır buradayken, hazır bulmuşken Kıbrıslısını. Şimdi bakın bunu nasıl yaptıydık? Bunun içine ne koyduk? Kımıda ne koyduk? Bir tane yaş maya. Şeker. Bir kaşık. Tuz. Bildiğiniz klasik hamur. Ama biraz katı bir hamur tuttuk. Açıkçası biz bunu hamuru da gösterecektik size ama biraz önce bizim burada biraz cırcıra işi çekemedik çocuklardan. Batu'yu uyuttu da Batu Hanım. Değil mi kızım? Evet. Batu Hanım uyuttu da çekebiliyoruz. Şimdi ben açıyorum bunu. Değil mi? Ümida. Açıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu pek karıştırmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben zaten yaptım kendi dilimi bildiğim gibi. Bunu Hatice Hanım'ın elinden yiyeceğiz Hatice galiba. Hatice Hanım'ın elinden. Aynen. Ne derse onu yapacağız. Şimdi kapatıyoruz. Ben alışkın benim izleyicilerim. Şimdi o kadar da güzel bir hamur oldu ki. Bakayım yakından alayım kabardı. Onu. Maşallah maşallah. Şimdi onu bir elden gazını aldırıyoruz mu? Evet. Bir gazını alalım. Ufakla şurayı yapayım isterseniz. Bu açalım. Ufakla şey yapacağız ya. Aslında onu da çekebilsek iyi olacak. Benden ev pizzası da çok istediler. Onu da başka bir gün çekerim. Tamam. Ama onu da yapacağız yani. Veya yetmiyor galiba ancak zeytin. Belki de aynı. Olur ya, bol bol yiyelim. Gazını çıkarıyoruz şimdi. Bence zeytin ekmek olsun, pideyi yarın mı yaparız? Pizzayı yarın yapalım, bir de çekelim bakacağım. Onu da çekelim. Ben izleyicilerim bekliyor. Zaten gözüm rahatsız diye bayağı bir 3 gün ara verdim. Onlar da beni anlıyorlar Allah'tan. Yarın pizza yaparız. Şimdi bugün bunu yapalım. Oo, şahane. Hamur iki türlü yapılıyor. Önce mayalanan hamurun içine sonradan içine koyacaklarımızı koyuyoruz veya mayaladıktan mayalayı hamuru bekledikten sonra şimdi elemanlarını koyuyoruz. Arkadaşlar isterseniz böyle bizim gibi kabartıp hamuru malzemelerin içine koyacağız, göreceksiniz. İsterseniz baştan mayayla bir yoğurup öyle kabartıyorsunuz. Hangisi işinize gelirse. Ama böyle olsun dedim. Yani daha güzel yeşillikler falan diri kalsın diye. Hatta biraz batonlamasını bekledik. Nanem kararmış. Nane ve taze soğan. Burada da kuru soğan var. Kuru soğanlarımız var. Şimdi bakın, kuru soğanımızı koyuyoruz. 3 tane ekmeğinizin çok mu azlığına göre. Şimdi burada 3 büyük soğan. Şu bebeklerini çıkardım. Zeytinimiz var. Aslında annem çekirdekli zeytinden yapıyordu. Çünkü o zaman hamur beyaz olur. Ama çünkü biz hamur tercih ediyoruz. Evet. Çoluk çocuk yediğinde doğru. Dişleri şey etmesin diye, kırılmasın diye. Soğanı koyuyoruz. Ha, böyle içine zeytini koyuyoruz. Yanına açmıştım bak. Zeytini koyuyoruz. Hepsini koyup karıştırayım mı? Evet, hepsini koy. Naneyi koyuyoruz. Ve yeşil soğanlardan da koyuyoruz. Yeşil soğan da koyduk biraz. Kıbrıslılar kollandro dedikleri kişniş de koyuyorlar. Ama herkes sevmiyor tabii. Sevmediği için buna falan koymadık. Biz sevmemekten değil, yokluktan koymadık. Pazar günü evde kapalıyız. Hani esas güzel zeytinyağı koyalım. Şimdi bu zeytinyağı aşağı yukarı bu bardak 1,5 su bardağı alıyor. Yani 1,5 su bardağı zeytinyağı var burada. Bire yakın. Bire koyalım. Yakın. Biraz koyalım. Evet, karıştı. Koyuyorum. Hepsi koyayım mı? Hepsini. Yok, biraz daha koy. Evet. Kalmadı zaten. Bunu da tepsi evet. Yapacağız. Bir ana usulü göz kararı yapıyoruz. Evet. Şimdi tekrar yoğuruyoruz. Aynı doğru şeyi ben de diyorum Hatice'm, diyorum. Anam babam usulü benimkiler diyorum. Alışın bana diyorum. Sağ olsunlar. Evet. Alıştılar Allah'tan. Şimdi bunu biraz kuru nane de istersek koruruz. Kuru nane koyayım mı? Yok ben yani
isteyen koyabilir. Benim için şey değil. Şimdi bütün içleri yağlı hamur olduğu için içine biraz zor alıyor konulan malzemeleri. Evet. Ama alacaktır. Alıyor sonradan alıyor. Ben fırınımı da bu arada 180 derecede altlı üst fanla açtım. Isınıyor bir taraftan. Evet. Genellikle ekmekler 170 ile 180 derecede koyuyoruz. Şeyine göre, yumuşaklığına, sertliğine göre. Şey değil mi? Çabuk kabuklanmasın diye değil mi? Evet, evet. Kulak memesi kıvamında olacaktır hamur. Evet. Ekmek hamurunun bir tık daha koyusu gibi geldi bana yoğurulurken. Çekemedik orasını gerçekten. Ekmek hamuru gibi değil mi? Ekmek hamuru gibi diyelim. Zaten normal klasik ekmek hamuru gibi. Zeytinli ekmek. Ay ne kadar güzel oluyor. Kıbrıs'ta gittiğimde ben. Bir de hellimlisi yapılıyormuş. Hatice'mden öğrendim onu da. Zeytin yerine hellim hellimli oluyor. De yapacağım size inşallah. Çok güzel olur o da bence. Arkadaşlar yapabilirsem buradayken size levrek marin de yapacağım. Bu arada duyurayım bunu da. Öyle güzel bir tarif. Çok güzel oluyor. Meze o tabii. Balık mezesi. Ama onu da burada çok güzel balık bulabiliyorum. Taze. Gittik dün arabalardan giremedik. Tamam, yoksa bugün yapacaktım. Onu da yapacağım bence size inşallah. Tamam. Tabii bunu yaptıktan sonra biraz daha bekleteceğiz. Kabarsın fırına koymadan. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir tepsi mayasını alsın yani. Tepsi mayasını ne diyorsunuz? Yani nasıl da öğrenmiş Ümide? Türk yemeklerini öğrenmiş. Ümide Özbek. Ha. Maşallah. Çok becerikli kızımız. Evet, ikiye bölelim onu. Çünkü buradaki şeyimiz yazlık ev. İmkanımız yok. Bu tepsiye ikiye bölelim. Araya bunu koyalım. İki tane kısmayı. Bir tepsi vereyim mi onu ikiye bölmek için? Yok yok. Oradan o eliyle. Aynı şey ha? Ayır. Evet. Yoğur. Tamam. Böyle evet, mi koyalım? Yok böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Oo. Arkadaşlar tuz falan da iyi herhalde. Ben görünümü baktım. Bile baktım. Güzel. Baktım diyor. Ben hamur yaparken tuz diye bakıyorum. Ben parça parça yaptıydım Hatice Hanım. Yanlış mı yaptım ben? Ne yaptın? Böyle portakal gibi. Yuvarlak. Olur, ama bu da olur. Ortasına bunu korur. Birbirine karışmaz. İki tane olur. Tamam. Ne güzel teknik öğrendim şu anda. Yürüyemem. Bana da konu. Gerçekten çok güzel oluyor bu. Çocuklarınızı yapın çayın yanına yesin. Hem zeytin yemiş olur hem baharatları var içinde. Taze nane yoksa kuru naneyle değil mi Hatice Hanımcığım? Tabii kuru naneyle de yapılabiliyor. Seviyorsanız ikisini de koyabilirsiniz. Evet. Aferin sana beni. Ben bugün hazır koyuyorum. Hafif batıttır da kurumasını. Tamam. Almıyorum, yere düştüm. Deterjanla sildiğimiz için ben yabana gitmesin diye çok uğraşırım ama. Tamam. Şimdi de bunu, bunu koyunca biraz daha bastırabilirsin. Bir diline şey etmesin. Biraz daha bastırabilirsin. Az sonra açabilirsin. Kabaracak ya. Biz artık yapışmaz. Tamam. Elim değsin açık. Çok güzel oldu. Şimdi bunu birazcık bekleyelim mi? Biraz öyle peki bir streç falan yapayım mı? Streç yapsak da olur, yapmasak da o daha mı çok oldu bundan? Fark etmez. Biri daha küçük olur. Tamam. Titizdir Hatice Hanımcığım. Titizdir diyorum Hatice Hanımcığım. Bir tanedir. Daha çok yemekler öğreneceğim ondan. Yavaş yavaş da çekeceğim inşallah bize. Kıbrıs'ın şeftali kebabı var. Şimdiden ne çok yapalım? Yemekleri var bize. Yani dışarı koyacaksak güneşi streç koyalım ama yapışacak. Yapışmasın diye böyle kalsın. Aslında ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Kokusuz çöp poşetlerini hiç değirmeden ama. Üstüne koyalım. Havalandırıp biraz değil mi? Biraz onlar daha net evet. Şey yapıyor. Aslında yok, koymayalım. Sağlıkçı. Yanlış koymayalım. Böyle kalsın. Burada kabarmaz mı Hatice Hanım? Evet kabarır. Kabarır. Burada da kabarır. Kabar. Işıkla beraber ısınır o biraz. Kabarır. Şimdi zaten 10 dakikada olur Ümit Hanım. Onun için 10-15 dakika sonra koyacağız. Isındı mı yalnız? Isındı. Kaç? 175? 170, şey. 180 yaptım ben onu 175'e düşüreyim isterseniz. 170'e düşür sen onu. 170'e düşürüyoruz efendim. Altlı üstlü fanlı.
10 dakika sonra buradayız. Çünkü bunun kabuğu da güzel olsun, sert olsun. Sert böyle. Olsun. Yani kıtır kıtır olsun. Yumurta. Ha, kimisi bunun içine bir yumurta kor, kimisi iki yumurta kor, kimisi yoğurt kor ama bunlar hep de dejenere edilmiş şekilleri. Bir defası budur. Köylünün yaptığı budur. Hatice'cim bakın kızım şahitti. Evet, hiç sevmez. Ben uydurduğum bir tane tarifimi paylaşmadım daha. Diyorum ki kızıma da o orijinal değil, o benim tercihimdir. O benim tercihimdir. Onu tarif diye insanlara anlatmak istemiyorum ben. Evet. Bak çok güzel, orijinalini yaptık. Bir yeri bile tam orijinal evet. Demiş, ben yapmışım onu. Kıbrıs'ta öğretti onu da bana. Soğanı daha önceden hafif öldürürüm dedi. Öldürdüğü zaman soğan o kavurma esnasında şekerini ortaya çıkarıyor karamelize olduğu zaman. Bizim istediğimiz şekerini ortaya çıkarmadan olan böyle ki daha vücut için faydalı, hepimiz için faydalı olandır. Dolayısıyla ben böyle yapmayı tercih ederim. Çok güzel. Ellerinize sağlık. İnşallah teşekkür ederiz. Hep beraber buradayız 10 dakika sonra tekrar. Tamamdır. Arkadaşlar bakın 10 dakikaya 10 dakika oldu tamam. Hamurun şu haline bakın neredeyse taşacak. Çok güzel oldu. Şimdi ben yalnız kaldım. Şimdi bunu kendi kendime pişireceğim inşallah. Fırına koyuyorum. Piştiği zaman buradayım. Arkadaşlar ekmeğimiz pişti. Şimdi bunu Hatice ablamın tavsiyesiyle onun işi vardı gitti. Şimdi bunu böyle ıslat dedi bana. Ben de zaten ekmekleri genelde yaparım. Daha yumuşak olsun diye. Çamur da yapmayacağım. Sıcak. Ben şimdi çıkardım. Tabii çıkarırken Batuhan sayesinde çekemedik. Biraz Batuhan'ımız bugün... şartlarda çekim yaptığımızı görüyorsunuz. Birazdan altın üstünü çevirip göstereceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar fırından çıktıktan sonra bir 10 dakikada üzerine su attık, beklettik. Vallahi çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi kalıbından bir çıkaralım. Harika gözüküyor. Harika değil mi? Arkadaşlar kızım aşıya gitti. Teyzesinin gibi devam ediyor bende. Bakın araya kağıt koyunca nasıl hiç yapışmadı birbirine. İki tane ekmeğimiz oldu. İster gibi. İki ekmeğimiz oldu. Çok şükür, çok şükür. Şimdi onlar da benim hakkım. Ondan sonra anneanneciğim. Bak anneannem gel. Herkes duyuyor. Sen, seni çok uslu çocuk biliyorlardı. Şimdi diyecekler ki bak gel. Çocuklar aslında benim torunum bir tanem çok usludur. Ama bugün neden bir huysuzluğu üstünde çözemedik. Çıkart beni yavru şey. Hadi görüşürüz. Çok uzattık bugün videoyu. İnanır mısınız gerçekten çok güzel oldu. Biz şimdi çayımız oluyor. Allah'ın izniyle oturup beraber yiyeceğiz. Şimdi yine komşularımız gelecek. Pazar günü evde kapalı olunca, Batuhan sıkılınca, biz bugün zor şartlar altında gerçekten çok güzel oldu ama sonuç mükemmel. Görüşmek üzere, hoşça kalın.